Herkese selam. Ne habersiniz? Şu açıyı biraz şöyle yapayım. Yine bütün tepsizliğinizle karşınızdayım. Ya dışarı çıkacaktım tam aslında. Dolabın kapağını şöyle bir açtım. Utanarak size de açmak istiyorum. Ya şuranın haline bakın. Arkadaşlar ben video çekmediğim sürece dolabı toplamadığımı fark ettim. O yüzden yani bu videoyu dolabı toparlayabilmek için çekiyorum. Öyle söyleyeyim. Ya şaka bir yana. Yani tam böyle hepsini bir an böyle boşaltıp hepsini tekrar katlayıp koyup yerleştirme yapmasam bile düzenli kullanmaya çalışıyorum. Her şeyi katlayarak koyuyorum falan zaten ama dağılıyor. Ben anlamıyorum. Anlamıyorum. Gerçekten bu KonMari metodu muydu neydi gerçekten? Bir işe yaramıyor. İlk tamam toplayınca çok güzel ama yok. Neyse ama önce size şunu göstermek istiyorum. Kendime kurumsal ceket aldım. Kurumsal ceket ne oluyorsa. Neyse iş değiştireceğim arkadaşlar. Önümüzdeki yani bu hafta hatta burada son haftam. Ondan sonraki haftalarda bir ara bir tatile gideceğim geleceğim falan işte. Yeni işime geçiyor olacağım. O yüzden şimdi oranın title'da böyle biraz üst bir pozisyonu olduğu için dedim ki kendime şöyle otoriteyi vurgulayan böyle ciddi ne bileyim bir insan imajı çizen kıyafetler alayım. Çünkü ben öyle bir insan olmadığım için belki kıyafetlerle toparlayabiliriz diye düşündüm. Neyse böyle bir ceket aldım. Kırmızı. Kırmızı otoritenin rengi bilirsiniz. Kafamdaki kombin belli. Şu siyah pantolonu aldım bir de. Şöyle. Bu siyah pantolon ve içine de beyaz gömlek giymeyi planlıyorum. Böyle bunu da sizinle paylaşayım. Neyse bu pantolon çıkarmışken diğerlerini de bir çıkaralım. Şunu bir çıkarayım da. Toplayacağım ya çünkü orayı. Daha hala etiketi bile duruyor. Ya aslında neden etiketi duruyor biliyor musun? Yani onunla alakası yok etiketin durmasının da. Şimdi ben onu yıkamak istiyorum. Böyle yeni aldım her şeyi yıkarım önce. Ama bu böyle ne bileyim şekli şemali bozulur mu? Şuralarında vatkaları falan var. Kayar mı gider mi ne olur ne biter. Korkuma yıkayamıyorum da. Öyle o yüzden öylece astım oraya. Yani biraz emanet gibi aslında benim için şu an orada duruyor. Şimdi şunları çıkaralım. Buradan. Şimdi hava biraz da artık kış olduğu için. Artık işte bak. Daha ben ellemeden dökülüyor yani. Yazlıkları işte arkaya kışlıkları öne koyma gibi bir plan var. Aslında yapmışım biraz. Şunlar yazlık çünkü. Bu arada mesela şunu falan hiç giymedim bu yaz. Kilo aldığım için. Ya şu pantolon oluyor mu acaba bana? Bu kilo verdi mi? Ay hayatta olmaz ya. Olur mu ki? Bu benim için zayıfladığımı ispat eden bir pantolon. Çünkü kendisi asla esnemediği için bunun içine girebiliyorsam gerçekten kilo vermişimdir demektir benim için. Ama henüz yani bunu test edebilecek yok. Çok affedersiniz. O yüzden şu anlık bu kalsın. Şöyle bir eteğim var. Bunu giydim mi acaba ya hiç? Ya şimdi ben bu dolabı toplarken biliyorsunuz biraz da şey yapıyorum. Bunu giymiş miydim? Ya bunu ben zaten işte ne kadar zaman oldu giymiyorum. Bunu artık atayım, vereyim. İşte buradaki kumbara var ya şeyde. Belediyenin koyduğu giysi kumbaraları. Oraları atıyorum genelde ama bir de bana şey dedi işte. Çingeneler geliyor. O kumbaraların içine çocukları atıyor. Normalde çünkü asla kolunuzu, elinizi uzatıp ya da kapağını açıp bir şey alamazsınız onun içinden. Öyle bir sistemi var. Ama küçük çocukları böyle poşetle giysi atar gibi atıyorlarmış içine. Küçük çocuklar da oradaki giysileri işte ayakkabı, çanta ne varsa dışarıya atıyorlarmış. Ve bu şekilde böyle bir çalma yöntemleri varmış diye düşünüyor dediler bana ama yani bilmiyorum da şimdi giyilmiş kıyafeti de kime vereceksin ki yani hani o yüzden işte çöpe de atamazsın falan bilmiyorum ya ama neyse yine de ben bir ayırayım da bakalım ne yapacağımızı düşünürüz. Mesela bunu hiç giymedim ama mesela böyle şeylerim vermeye de gerek yok çünkü bunları ben evde ev tişörtü olarak giyerim. Zaten dışarıda giyilmez yani bu artık. Baksanıza yazıları falan hani şey olmuş. Sönmüş, çıkmış. Bu ev tişörtü olsun mesela.
Burada taytlar var. Bu arkada dursun bu taytlar. Çok spora gittiğim için taytlar burada. Şimdi sivitleri mesela, bu da dış kıyafeti değil. Aslında bunu da evde giyiyorum. Acaba aa bak. Bu ne? Bunu da hiç giymedim. Ama bunu neden hiç giymedim? Bunun beli kısa. Aslında yüksek bel pantolonla falan giyerim bunu ya. Hiç giyme. Geçen sene aldım, hiç giymedim daha. Şimdi şu taytlar gene bu arkada dursunlar. Spora giderken giyerim. Spora da gidemiyorum bayağıdır ya. Aslında şöyle güzelce bir gitmem lazım. Şöyle. Bunlar da spora gitmek için. Şimdi. Neydi? Konmari metodu. Şöyle mi katlıyorduk? Küçük küçük katlıyoruz. Öyle miydi ya? Unuttum. Hatırlayan varsa bana söylesin. Şimdi şurada da kazaklar var. Bunları artık yukarıya geçirip yazlıkları da aşağıya geçirmem gerekecek. Çünkü kış geliyor. Bak mesela bunun içinde o kadar giymediğim şey var ki diyeceğim ama daha da kış gelmedi yani. Giyerim. Aslında şunu niye giymemişim ya? Bunun da bakayım. Bunun da çünkü yazılarım. Ay ne olmuş buna ya? Bir de dolapta şöyle şeyler oluyor durup dururken, baksanıza. Yazılar falan sönmüş bunun da artık. Bu da ev giysisi sonuç. Bir de şurasında da bileki gibi bir şey mi var ya? Bunu bir yıkasam öyle mi ev giysisi yapsam? Ne yapsam? Neyse şu sivitleri bir katlayıp şuraya koyalım. Ay o sivitler de oraya sığmaz gibi ama. O zaman şu sporcu kıyafetlerini de bu aşağıya geçireyim ben. Şöyle. Çünkü bunlar çok kalın ya. Bunları sığdırmam lazım. Şöyle. Baksanıza yani. Bu kadar kalın. Bir de bende şöyle bir huy var. Yani sürekli aynı şeyleri giyiyorum. Mesela bu burada duruyor ya. Elime bu geçiyor. Bunu giyiyorum. Ay şarjım azalmış. O yüzden kıyafetlerin görünür olması lazım. Farklı farklı giyinmem için. Gözümün göreceği yerlere koyuyorum. Şansı çekil çiçeği. Size poz vermek istedim. Bu da kazak. Kazakları da şöyle gene koyalım. Nasıl yapacağız ya? Sığmıyor buraya. Mesela bu kazağı hiç giymiyorum. Yani bir de daral geliyor bana ben bunu giydiğim zaman. O yüzden bunu da şöyle atalım. Aa, bu kazağı giyiyorum. Severek de giyiyorum. İnanılmaz sıcak tutuyor. Canım Yasemin'imin hediyesi. Şeyden böyle çekiliş yapmıştık. Yılbaşı çekilişi. Sağ olsun. Kazak almıştı. Krem bir kazak istiyorum falan demiştim işte. O zaman almış. Bunu da henüz hiç giyme fırsatım olmadı. Bunu da Vakko'nun Tanzim indirimleri oluyor. Oradan almıştım ben Vakko'da çalışırken. Bir dursun bakalım. Belki bu sene giyerim. Daha ilk sezon. Daha henüz atılmayı hak etmedi. Bu valla... Bunu giyiyorum aslında ya. Bayağıdır var bu kazak bende ama giyiyorum. Giydiğim için kalacak. Giymiyor olsam çok uzun zaman oldu. Miladını doldurdu deyip yollayabilirdim ama ne ol. Şu hırkaları giymeyi seviyorum. Yani sadece hırka. Kot hırka mesela. Hani kazak gibi kullanmayı seviyorum yani hırkaları. O yüzden hırkalarımızı da şöyle koyalım. Bir tane daha var mesela. Mesela şu hırka. Bunları böyle kazak gibi giymeyi severim. Şöyle. Güzel de oluyor. Tabii göbeğimin olmaması gerekiyor. Şanslı! Çek! Arkadaşlar, yani vlogger olmanız, bir kediniz varsa çok zor. YouTuber olmak falan. Bunu da aslında, bu da uzun zamandır giydiğim bir kazak ama giydiğim için bunu da es geçmiyoruz. Bu da kalacak. Ya işte bak sığmıyor kalın oldukları için. Aslında kışın da olsa çok kalın giyinmeyi sevmiyorum ben. Yani en azından bu ne be? Bir şey düştü ama ne olduğunu bilmiyorum. Böyle ince giyinip üzerine bir şey geçirmeyi seviyorum.
şey olması için. Böyle sıcaklarsam üzerinden çıkartayım. Neyse diğerlerini de katlayayım ben. Sıkılmayın, birazdan göstereceğim. Şimdi şurayı katladım. Eskisine göre düzenli oldum. Şimdi askıdakilere bakacağız. Askıdakileri de böyle yazlıklar, kışlıklar diye ayırıyorum ben. Mesela şu an burada kışlık elbiseler var. Bu an burada yazlık elbiseler var demeyi çok isterdim ama tam olarak ayıramamışım. Çünkü burada da yazlıklar var. Ve mesela o yazlıklar bu tarafta olmadığı ve benim gözümün önünde olmadıkları için bu yaz hiç giyilmediler. Şuraya bak. Bak yere düşmüş. Bunu falan giydim gerçi bir kere. Şimdi bu böyle. Mesela şu da sevdiğim spor bir elbisem ama gobağım çıktığı için giyince giyemiyorum. Bak askı arıyorum ya. Askı, askı. Boş askı var arada. Mesela bakın kışlık elbise burada. Burada kalmaya devam edecek tabii ki. Kışın giyeceğim. Mesela kışlık, kışlık. Ondan sonra mesela bu yazlık. Hiç giydim mi bilmiyorum. Bunu da şöyle atalım. Yani buna kışlık ya da yazlık diyemem. Çünkü ben böyle tril tril elbiseleri altına çorap giyip kışın giyiyorum. O yüzden ona bir şey diyemeyeceğim. Burası çok dağınık gözüküyor. Çünkü mesela bu uzun hırka neden burada? Burada olduğu için burası böyle dağınık gözüküyor. Ben alayım bu hırkayı, buna giydireyim. Böyle üst üste giydirme. Bir de üst üste giydirme yapınca tamam okey, daha terli toplu oluyor ama sonra mesela ben bunun içindeki elbiseyi göremediğim için o elbise hiç giyilmiyor falan. Öyle şeyler de olabiliyor. Ceketleri de aslında yine buraya mı alsam ya? Ya da şöyle ceketler bir tarafa olsun. Şöyle. Şu da ceket. Bunu buraya alalım. Şu da. Baksanıza şu mesela kombin, hazır kombinini bekliyor yani. Hemen giyilebilir. Bir de şu. O iş ceketi sonuçta. Orada olmasa da olur. Bunu hatta askı artıralım. Şöyle yapalım. Bunu bunun üstüne giydirelim. Bu elbiseyi buraya koyacağım belki yine. Giyerim diye. Ondan sonra şunu mesela. Ne ağırlık var bir. Bunu da yine, bu da ceket niyetine kullanıyorum. Ceket gömlek gibi bir şey ya. Ya bu benim dolabımdan bence bir böyle ben düzensiz duruyorum. Baksanıza buraya koysam sığmıyor. Burada bunlar böyle bir sarkık duruyor. Böyle yapsam kırışacak falan ama mecburen yapıyorum yani. Etek mesela, etekleri falan katlayıp şuraya koymuşum. Ne alaka yani? Şu eteği de şimdi oraya asacağım. Ya da en azından şöyle katlayıp bir askıya da asabilirim ama şöyle etek askım, etek ve pantolon askım olduğu için şöyle yapacağım. Bak mesela bu da burada böyle uzun kalıyor. Yani hani bunu tam şey yapamıyorum, kestiremiyorum. Mesela şu elbise. Bu kışlık bir elbise. Ay var ya, bunu da gerçekten belki 10 yıldır giyiyorum ya. Artık giymeyeyim ben bunu ya. Bunu da bu tarafa şey yapalım. Şimdi arkadaşlar, hayatımıza yeni şeyler katmak istiyorsak eski şeylerden vazgeçmek zorundayız. Yenilere yer açmak için. Bu her şeyde geçerli. Yeni insanlar, yeni bir hayat, yeni bir iş, yeni kıyafetler. Yani o yüzden artık 10 yıllık yıllanmış kıyafetleri bir kenara. Yani giyiyorsak, eskimemişse, seviyorsak falan okey, kullanmaya devam. Ama ben de böyle bazen giymiyorum mesela, bir gün lazım olur diye durdurduğum şeyler var. Ben artık bunları bıraktım. Yaklaşık 1 yıl, 2 yıldır falan bu işte minimalist yaşama heves etmeye başladığım zamanlardan beri. Böyle ayrılamadığım parçalardan hemen anında kopup sıyrılıp böyle atmak istiyorum. Evde de bunu çok yapmak istiyorum. Eşyalarla ilgili de çok yapmak istiyorum. Henüz o kadar başarılı değilim. Ama zamanla yapacağıma da inancım tam. Mesela bak burada da yine. Mesela şu etek. Yani gerçekten bu da yılların eteği ya. Bunu da atmak istiyorum. Bunlar var ya, Bant'tan ta Isparta'dan kalan kıyafetlerim benim. Ben 2014 yılında İstanbul'a geldim. Düşünün yani. Gitti. Bu kalabilir. Bu da Isparta'dan kalıyor ama bu iş için sonuçta. İş gömleği. İşe giderken giyiyorum falan. Bu da kalabilir. Bak astım şeye bak. Nereye asmışım? Askı bulamamışım muhtemelen. Kalmış aralarda. Şimdi bunu buna asalım.
Mesela bunu ben neyle kombinliyorum? Şu şeyle, kahverengi ceketle kombinleyebiliyorum işe giderken falan. Allah. Bak astım şöyle. İş çamaşırı askısını asıyorum artık. Askı bulamadım. Bu giyiliyor. Bu kalsın. Şöyle. Mesela bu bir tulum. Bunu da giyiyorum ama bunu buraya koymalıyım gibi düşünüyorum şu an. Aynen. Uzun. Mesela bu etek. Artık bu eteğin falan, bu da Isparta'dan kalma bir eteğim. Ve artık beli falan böyle genişledi. Yani ben niye bunu tutuyorum, anladın mı? Bu sene giydim ben bunu aslında. Sevdiğim bir etek ama hani beli falan genişlemiş yani. Giyince fark ettim. Bunları da şöyle atalım. Mesela askıdan yer arttırmak istiyorsak. Oh, bu da bir ceketimiz. Bazen şanslı dolabın içine girdiği için her yer kıltı olabiliyor. Mesela şunun üstüne bunu geçireyim ki askılar da bize kalsın. Ceketleri bu tarafa koymuştuk. O yüzden bunu da bu tarafa koyuyorum. Geçelim. Bunu da giyiyorum. Kalsın. Mesela bunu da bu yaz hiç giymedim aslında. Bu da çok eski bir ürünüm. Ama biraz daha bence bunun ömrü var. Hadi bakalım. Biraz daha kalsın. Gömlek de kalsın. Bu şort. Bak bu şortu hiç giymedim. Bir iki kez giymişimdir. Yeni bir ürün. Yani bir iki yıl olmuştur. Ve kilo aldığım için giyemiyorum. O yüzden kilo verme ümidiyle bu kalıyor. Bunu giyiyorum. Bunlar da mesela öyle. Yani böyle gece eğlenmesine giderken tül bir şey bu. İçine böyle bir büstiyerle giyerim falan deyip kalan şeyler. Bunu da pek giymedim ama kalsın. Tek. Şu eteği de biraz uzun olduğu için şöyle aşağıya almak istiyorum. Bunun üstü var bir de, takım bu. Böyle biraz crop üstü. Ama şey olduğu için triko yazın giyilmiyor. Üstü crop alsa da kışlık yani. Bu eteğim de çok eski bir eteğim mesela. Ama giyiyorum yani halen daha. Hatta çok yeni bir giydim yani, Instagram'da fotoğrafım var. Kalsın. Ya ben bunları hep eskiden giyiyordum. Mesela bu tül bir gömlek. İç gösteriyor ama eskiden böyle plazalarda, işte böyle double kurumsal yerlerde çalıştığım için bunun içine sade bir iş çamaşırıyla bile giyip giyebiliyordum. Ama şu anda bir fabrikada çalıştığım için ve yeni geçeceğim işte bir fabrika olduğu için bunu o şekilde giyemem. Ama hani ne bileyim, belki böyle siyah atletle falan, işte öyle de çirkin oluyor diye giymiyorum yani. Ama giyeceğimi ümit ediyorum. Burası kalsın. Şimdi bu elbiseleri buraya atmıştık. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Şimdi bunları yavaş yavaş giydiklerimizi giymediklerimizi ayıralım. Bunu giyiyorum zaten. Buraya atalım. Ya bu elbise o kadar çok üzülüyorum ki. Neden üzülüyorum? Trend yol manyağı olanlar bilir bu elbiseden ne kadar çok trend yolda var. Yani ben bunun yanlış bedenini mi aldım, ne oldu bilmiyorum ama bir kere giydiğimi hatırlıyorum. Böyle birazcık kasmıştı ama o kadar da şey değildi. Ya şu an inanılmaz derecede bu kapanmıyor önü yani. Asla kapanmıyor ve ben bunu asla giyemiyorum. Yani çok yeni olduğu için, hiç giymediğim için böyle atıp satıp birine de veremiyorum. Şöyle bir şey geldi aklıma. Bu sene yaparım belki. Bunu giyip önü kapanmadığı için önün üstüne de işte o az önce kazak niyetine giydim. Hırkaları belki giyerim diye düşündüm kışın. O yüzden şey yapmadım. Şimdilik bu da kalacak. Artık giyemezsem bir sonraki dolap düzenleme şeyimizde buna elveda edebiliriz. Bu da yine, bu da çok eski bir elbisem. Canım Arzucuğumun nişanı için almıştım ben. Ta yıllar önce, üniversiteden yeni mezun olmuştuk. 2012 falan belki sene, yani öyle söyleyeyim. Ama çok sevdiğim bir elbise. Mis gibi de yani, hiçbir şey olmadı. Giyiyorum, çok güzel. O yüzden kalacak. Bu da yine kalıyor. Başka nelerimiz var? Şunlar artık ipli yazlık elbiseler. Sanırım bunlara çok fazla ihtiyacım olmaz artık. Yani şey yapabilirim, şu puantiyeli elbiseyi belki işe giderken giyip üzerine siyah bir ceket giyebilirim ama bunları bu tarafa alacağız. Allah. Şöyle kapatalım burayı. Bu da yine köylü kız elbisen.
sevdiğim elbiselerimden birisi. Bunu da severim. Bu bir elbise, önü full açık. Böyle düğmeli, ipli falan öyle tutturuyorsunuz. Ve full açık oluşma, yürürken de bacağı falan açılıyor böyle. Biraz güzel olabilir. Şöyle itelim. Bunlar da daha yeni elbiselerimiz. Şunları yakın zamanda giymeyi planlıyorum. Tatile giderken falan götürebilirim. Yine bunlar da aynı şekilde. Buraya astık. Şöyle size bu dolap düzenleme videosundan çıkan parçaları göstermek istiyorum. Şunlar bu kadar şeyden şu an hayatımızda bu kadar şeye yer açmış durumdayız. Bunlardan kurtulacağız. Bilmiyorum birine veririm, bilmiyorum kıyafet kumbarasına atılırım, ne yaparım. Ama şu an için hayatımda bu kadar bir yer açtım. Dolabımda da. Ha, bu demek oluyor ki onun yerini dolduracağız. Tabii ki de öyle değil. Ama zaten bir şeyler aldığım için sürekli olarak, yani hepimiz alıyoruz, ister istemez alıyoruz. Bir şey beğeniyoruz. Ya da işte ya bu ceketin işte şu rengi bende yok diyoruz falan. Ama öteki rengi zaten artık kullanmıyor ya da işte hoşlanmıyor falan oluyoruz. Dolayısıyla kurtulmak gerekiyor. Kurtulduk. Hayatımızdaki fazlalıkları gerçekten çıkarmamız gerekiyor ki yenilerine yer açılsın. Bu kadardı bu videomuzda. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.